üreticilerine destek olan bir oda olmasını temenni ediyorum. O amaçla da biz bu göreve talip olduk. Hayırlısıyla bugün oyumuzu da kullandık. Şu an teknisyen olarak zaten seçime gidiyoruz. Yani ben tüm üreticilerimize ve Edirne'mize, ziraat odamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Edirne Ziraat Odası olan Genel Kurulu Edirne Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç'in başkanlık ettiği genel kurula oda delegeleri ve çok sayıda üretici katıldı. 75 delegenin oy kullandığı genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Odanın faaliyet raporunun okunması ve bilançosunun görüşülüp ibra edilmesinin ardından konuşan odanın eski genel sekreteri Şükrü Toparlak mevcut yönetimi eleştirdi. Toparlak, odanın delege seçimleri ve hesaplarında usulsüzlük olduğunu iddia ederek yeni dönem için başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Mevcut Başkan Hüseyin Arabacı, Toparlak'ın konuşmasının ardından söz alarak usulsüzlük iddialarına yanıt verdi. Arabacı, arkadaşımız usulsüzlükler yaptı dedi, mali müşavir burada, avukatım burada. Bunların hepsiyle birlikte konuşarak genel merkezimizin bilgisi dahilinde her türlü işler bu şekilde yapılmıştır. Hiçbir usulsüz işlem yapılmamıştır. Biz bu arkadaşımızla 3 yıl önce yollarımızı ayırmışız. Ayırdığımızdan bugüne madem ben usulsüz bir başkandım, niye müfettiş çağırmamış, niye bugüne kadar bir müfettiş çağrılmadı. Şu anda da çağırsa razıyım. Eğer bir usulsüzlük yaptıysam cezamı da misliyle ödemeye razıyım. Kimsenin hakkını yedirmem de ifadelerini kullandı. Arabacı yeni dönem için yeniden aday olduklarını belirterek Edirne Ziraat Odası'nın üreticilerine güzel hizmet veren iyi bir oda, hizmet ağını artırmış, üreticileriyle iç içe olan bir oda olmasını temenni ediyorum dedi. Ya biliyorsunuz biz bir dönemdir zaten görevin başındaydık. Bu bir dönem içerisinde de güzel işler yaptık, güzel hizmetler ettik üreticilerimize. Bizim buradaki bugün tekrar bu göreve talip olma sebeplerimizden bir tanesi üreticilerimize hizmeti daha da arttırmak. Yani Edirne Ziraat Odası'nın üreticilerine güzel hizmet veren iyi bir oda, yani hizmet ağını arttırmış, üreticilerine iç içe olan, beraber ortak kararlar alan, üreticilerine destek olan bir oda olmasını temenni ediyorum. O amaçla da biz bu göreve talip olduk. Hayırlısıyla bugün oyumuzu da kullandık. Şu an teknisyen olarak zaten seçime gidiyoruz. Yani ben tüm üreticilerimize ve Edirne'mize, ziraat odamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konuşmaların ardından başkan adayları Hüseyin Arabacı ve Şükrü Toparlak, oda yönetimine girecek listelerini divana teslim etti. Toparlak'ın listesinde yer alan çok sayıda delege, listeye yazıldıklarından haberlerinin olmadığını belirterek listeden ayrılmak için dilekçe verdi. Bunun üzerine başkan adayı Şükrü Toparlak, seçimden çekildiğini açıkladı. Şükür arkadaşımızla da görüşüyoruz. Burada bazı arkadaşlarımız listeden istifa ettiler. Şükür arkadaşımız da buna istinaden çekildiğini belirtti. Tek liste olarak seçime gideceğiz. Hayırlı olsun. Toplam 75 delegenin oy kullandığı genel kurulda tek listeyle seçime giren mevcut başkan Hüseyin Arabacı ve listesi Edirne Ziraat Odası'nın yeni dönemi için yeniden yönetime seçildi. Arabacı'nın listesi şu isimlerden oluştu. Hüseyin Arabacı, Kamil İkici, Atilla Alada, Adnan Destere, Tanju Yılmaz, Mustafa Kayıtbay, Kadir Nehir, Şerafettin Biçer, Melih Çınar, Bahadır Karanfil, Halil Meriç, Fevzi Göktaş, İsmail Özen, Kadircan Tükenmez, Levent Pekşen, Olcay Tosun, Süleyman Çapkın, Fuat Tabak Pehlivan, Bilal Uğur, İzzet Kuzucu ve Ömer Kart. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan ilk toplantıda yeni meclis odanın yönetim kurulunu ve başkanını belirleyecek.